Sabahın köründe şu videoyu çekmemin tek bir sebebi var. O da artık 60 bin kupa olmak istiyorum. Gerçekten nasıl olacağımı merak edenler varsa tabii ki Janet karakterini alarak işlerimizi biraz daha kolaylaştıracağız. Oyuna 170 TL yatırdık ama Janet karakterini bayağı bir geç aldım yani. Almayan YouTuber kalmadı. Hatta oyuncuların bile tamamı almış neredeyse. TR sıralamasındaki herkes Janet karakterini almış diye düşünüyorum. Şöyle bir liderlik tablosundan yerelde savaşçılardan Janet'a bakmak istiyorum. Bunun sebebi de tabii ki yarın büyük bir yayın var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 19 Mayıs dolayısıyla hepiniz tatilsiniz, evet, yuppi. Bunu ilk defa duyanlar var mı bilmiyorum ama yine de söylemiş bulundum. Sabah saat 10.30'da yayına gireceğim. Janet'ın 100-150 kupasını sizlerle kasmayı düşünüyorum. Bu da güzel bir olaycık olacak. Katılmak isteyenler yayınımıza hemen gelsin, bildirimleri açsınlar. Onun devamını da tabii ki oyuncularla birlikte halledeceğim ve TR sıralamasına girmeyi düşünüyorum. Herhalde ilk 10'a falan filan gireriz artık. İsterseniz daha fazla bekletmeden artık şu Janet karakterini alalım. Neymiş ne değilmiş bir görelim yani. Bu videomuzda maxlar mıyım bilmiyorum. Yarınki yayınımızda maxlayabiliriz. Janet karakterimiz geliyor abi. Mükemmel. Hatta isterseniz şöyle bir Janet için 31. aşamadaki o 30. aşamadaki mega kutuyu açacağım. Belki içinden Janet çıkar. Janet çıkarsa bence bu Janet'ı 1000 kupa yaparım ben yarın. Hatta belki gaza gelirim. Ne bileyim, anasını satayım. Çok iyi gidersek bir anda 1250'ye de kasabilirim. Evet, manyaklığımızın sınırı yok biliyorsunuz. Bir gün içinde 1250 kupa kasmam yok mu? Vallahi ben bunu yaparım, bunu biliyorsunuz. Şu anda zaten gördüğünüz gibi Penny dünya birincisiyim, 1263. Bu videoyu izlemediyseniz kartlara falan filan koyarım. Gidin izleyin abi, mükemmel bir video. Dünyaya giriyorsunuz, şöyle savaşçılara tıklıyorsunuz. Arada bunun havasını atacağız abi. Penny yani meta olmayan bir karakter. Zaten dünyada 1250 yapan sadece 2 tane vatandaş var. Birisi benim, birisi de aman aman Rus'un teki. Zaten yayınımıza da geldi arkadaş, bizi özel olarak tebrik etti. Yani gerçekten yaptı, bu arada yayında görenler vardır. Bu arkadaş geldi, dedi işte tebrik ediyorum, Janet karakter, Penny gibi meta olmayan bir karakteri bir 1250 yapmışsın falan filan yaptı yani. Şöyle bir isterseniz arkadaşlar tek hesaplaşmada bir seviye Janet'la birlikte neler yapabiliyoruz, ne işe yarıyor bir görmek istiyorum. Karakterin az çok tabii ki mekaniklerini biliyorum rakip olarak karşımıza geldiği için, ama insan kendisi oynadığında da başka bir güzelliği olacak. Bu arada haritada bayağı iyiymiş çünkü Janet'ı biliyorsun basılı tutunca zaten Piper gibi sniper bir karaktere dönüşüyor. Basılı tutmazsanız da şöyle bak, mesela şu an menzili şu kadar. Basılı tutuyorum. Jın. Çok iyi lan. Bayağı bir artıyor menzili ha. Allah. Wi-Fi çıktı. Wi-Fi dur. Sakin ol. Sakin ol. Yakın mesafe bir seviye var ya, beni öperler ha. Biraz yük almam lazım o yüzden. Ya Wi-Fi bir gider misin abicim? 1200 vuruyorum şu anda. Gel lan buraya primo. Zınk. Zınk. Allahu Ekber. Menzilini kaçırdı. Tuğçe dur Tuğçe. Tuğçe sakin ol Tuğçe. Yakın mesafede bir saniye bir şey deneyeceğim. Otosu ne kadar hızlı? Otosu bayağı hızlı ya. Edgar gibiymiş lan. Uçalım mı arkadaşlar? Bak bütün haritayı gösteriyorum şu anda. Aa, o yıldız gücüymüş. Bak onu bilmiyordum, şu an öğrendim. Aga be. Şu elemanı şöyle vurmam yok mu? Şöyle. Şöyle. Hayır. Ben menzilinin nişan alana kadar bu nasıl bir karakter lan? Basılı tutmazsan vuramıyorsun adama. Çok enteresan. Yani çok güzel stratejiler oluyor, oyundan bug'a girdi ya Rabbim. Arkadaşlar bu karakteri daha çok savaş topunda, sıcak bölgede, hatta manyakların bazıları soygunda falan da oynuyor. Gerçekten entegrasyonu güzel bir karakter olmuş. Bence dengeli bir şey. Hani buna nerf gelir mi? Bence gelmez nerf. Zaten çok dengeli bir şekilde gelmiş. Ben açıkçası Bonnie karakterini merak ediyorum. Yorumlara sizler de yazabilirsiniz. Bonnie mi Janet mı? Bence Bonnie çok daha güçlü bir karakter olacak. Çünkü biliyorsunuz hem tank hem sniper, böyle bu türde bir karakter daha önce hiç gelmemişti. Ve şu anda o karakter geldiğinde neler olacak bilmiyorum. Muhtemelen ben geldiği gibi 1000 kupayı kasarım. Elimden geldiğince de 1250'ye zorlarım o karakteri. Çünkü muhtemelen nerf gelecektir. Şöyle bir şey. Savaş topunda bu karakter bence hesaplaşmaya göre daha iyi. Tek hesaplaşmada oynanabilecek bir karakter değil. Onu bir söyleyeyim, zaten fark etmişsinizdir. Biraz uçalım abi şöyle. Bombalarımızı atıyoruz. Kaç vuruyor bomba? 600-600 vuruyor. Mesela Rosa'nın canı az, hemen yanına gittim. Bir tane de öldürdüm onu. Güzel stratejiler yapılır ya. Hoppala. Gel buraya. Trek shot'ımızı da atarız. Maçımızı öyle bitiririz. Savaş topu hesaplaşmaya göre daha iyiymiş. Onu söyleyeyim yani. Güzel. Bir tane de görevi varmış.
Şimdi başka neyimiz var abi? Ödül avımız var, soygunumuz var. Bomba kanyonu. Bomba kanyonunda bence oynanır çünkü sniper bir karakter. Burada da zaten sniperlar oynanıyor yani. Bir de burada deneyelim. Diğer bütün modlarımıza tek tek girelim yani. Merak ediyorum şu anda bir seviyesiyle neler yapabiliyoruz. Karşıya Bedirhan geldi. Tanıyorsa bize selam olsun. Muhtemelen tanıyorsa da videoya çıktığını fark etmiştir. Janet'ın ilk maçları şu an zaten. Karşıya Primo Mirimo attı. Eyvah. Yo, bu Bedirhan'ın kendisine haberi yok. Uçtuk abi. Uçarak gidersek ne olur? Oraya doğru bayağı hızlı gidiyorum abi ya. Allah'ım düşmeyeyim. Aşağıda cehennem gibiler. Küt. 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 Uş. 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 Oğlum iyi bir şey lan. Bu ne böyle? Hem adamlara vuruyorum hem kuleye vuruyorum. Karşı Daryl var. Ben şöyle uçayım abi. Bir iki tane vurayım. Hatta Primo'nun yanına gideyim ben bir. Ne yapıyorsun Primo? Kanka. Vuramadım. Ya bu uçtuğunda mermileri tutturmak biraz zor ya. Şey gibi, Nani'nin kafası gibi aynı. Öyle tarif edebilirim size. Onun da birazcık direksiyonu kullanmak zor ya. Onun gibi bir şey yani. Şöyle bir ödül avı da girelim. Dev kanyonundaymış. Ödül avı zaten her türlü gider diye düşünüyorum. Uçuyor, kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Ödül avında da işlevselse bence bu karakter güzel bir karakter. Ama dediğim gibi dengeli. Hani şey değil, böyle Treyhard çok güçlü, imkanı yok bunu yenmek gibi bir karakter değil. Rakip olarak karşıma geldiğinde de görüyordum. 11 seviye olmadığında açıkçası hiçbir sorun çıkarmıyordu bana. 11 seviye gelince ama şu uç... Nane yedim. Uçarken yanına düştüğünde falan filan direkt ölüyorsunuz. Öyle bir durum var. Bazen kendine zarar verebiliyorsun. Hatta dün ben Spike'ı şeyde kasarken şöyle bir sorun yaşadı rakibimiz. Bir anda ultisini kullandı ve topu tutabilecek adam kalmamıştı. Onun dışında zaten kendisi de ultiyle uçtuğu için topu tutamadı. Öylelikle maçı kaybettiler. Bin üstünde oynuyordum yani. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı bu. Yani uçmayı her zaman yapmayacaksınız. Savaş topunda falan. Bazen sıkıntı çıkarabiliyor bu şekilde sizlere. Çok konuştum sanırım ya. Karakteri niye anlatıyorum bu kadar? Anasını satayım. Zaten TR'de en son alan kişi benim muhtemelen şu anda. Ve hala karakteri anlatmak peşindeyim. Abi oynuyoruz işte ya. Yapıyoruz bir şeyler arkadaşlar. Takılıyoruz biz. Ben uçuyorum birazcık. Selamun aleyküm kardeşim. Hepsi de tank. Hangisine saldırsam ki? Şu canaz alana bir tane vuraydım lan. Çalaydım kilini. Küt. Allahu ekber. Dur. Sakin ol. Bak menzili şu kadar artıyor abi. Bunun menzili neye benziyor? Tam bir sniper değil. Yani Leon'un menzili kadar bir şey ya bence. Ama Leon'dan bir tık uzun olabilir. Leon'dan bir tık uzun olabilir. Şöyle biraz daha uçayım abi. Oh küm. Küm. Bizimkiler görsün abi. 600-600 vuruyorum. Can doldurtmuyorum. Küt. Küt. 1000 vuruyorum lan. Çok iyi bu arada. Aaa. Mermi yokken arkadaşlar bakın şey dolmuyor. Sniper'ı dolmuyor. Ben onu bak mesela şöyle yaptım. Bak harcadım. Bak dolmuyor. Mermi gelince dolmaya başlıyor. Bu güzel olmuş. Öbür türlü ben önceden doldurmaya başlayacaktım. Mermi gelmesini bekliyordum. Güzel dengeli olmuş o harekette. Ya Supercell bence düşünüp getirmiş ya bu karakteri. Bayağı bir çalışmış. Normalde bozuk getiriyordu karakterleri. Grom, Grom, Fang biliyorsunuz çok güçlü karakterler olarak gelmişti. Ama şu anda bu karakter daha dengeli olduğunu düşünüyorum. Bir tane de win almışız. Yarın dediğim gibi arkadaşlar 19 Mayıs dolayısıyla tatiliz ve bu tatilimizi sizlerle yayında doyasıya geçireceğimizi düşünüyorum. Janet karakterini TR1'e kasarız. Çok heyecanlı ve güzel bir yayın olacaktır. Kaçırmayın diyorum. Bir tane de hız çıktı bu, güzelmiş. Artık yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Tam ekranda çıkışımı yapıyorum. Seviniyorsunuz. Hoşça kalın ve bay bay.